Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Evet, Konya Ticaret Odası konferans salonundayız. Nasıl bir program var? Hacı Behzade Efendi'yi rahmetle anıyoruz sevgili seyircilerimiz. Büyük bir program. Konya Büyükşehir Belediyesi, efendim İlahiyat Fakültemiz, Türk Anadolu Vakfı, Konya İl Müftülüğü ve Hacı Behzade Cami Yaşatma Derneği'nin düzenlediği bir program konferans salonunda. Hemen gelir gelmez salonumuzun girişinde böyle bir resim fotoğraf sergisiyle Hoca Efendi'nin, Hacı Behzade Hoca Efendi'nin yaşamından kesitler, bölümler var. Salonda tıklım tıklım dolu, çok yoğun bir şekilde Medeniyet Okulu projesinde katılımlar oluyor. İsterseniz hemen şimdi salona kulak verin. Sevgili seyircilerimiz, Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yayla Bey ile birlikteyiz. Çok güzel bir program. Ayrıntıları sizden alalım. 55. vefatıyla ilgili şehrimizin yetiştirmiş, Konya'mızın yetiştirmiş olduğu büyük manevi mimarlarından Hacı Behzade Hocamızı vakfımız olarak her yıl anmaktayız. Hocamız 5 Şubat'ta vefat etmiş. Onun için de biz 6 Şubat'ta da defnedilmiş. Onun için 5 veya 6 Şubat'ta Cuma'ya denk gelen bir gecede hocamızı anıyoruz. Rahmetle, minnetle anıyoruz. Ona şükranlarımızı bildiriyoruz. Belki beni etkileyen en önemli cümlesi öğretmen olmak hasebiyle bir ilim ehlinin, ilim talebesinin uğruna ben 100 münafığın, 1000 münafığın kahrını çekerim cümlesi bizi çok etkiledi. O anlamda ona rahmetler diliyoruz. Onun arkasından gelecek nesillere de onun gibi olabilme basiretini göstermelerini temenni ediyor, saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar edelim. Böyle insanlar bizim memleketimizde, Konya'mızdan neşvi nema bulmuşlar. Bizim yetişmemizde, bizim gibi pek çok İmam Hatip nesli, ilahiyat neslinin yetişmesinde hocamızın rolü var. Biz İmam Hatip Lisesi yıllarında kendi hocalarımızdan hep dinlerdik. Hacı Behzade hocamız şöyle ders yaptı böyle. Allah nasip etti, aileye damat olduk. Bu sefer yakınlarından dinlemeye başladık. Dolayısıyla kendimizi hem girdiğimiz böyle ilim meclislerinde duyduğumuz hem de akrabalık boyutuyla böyle bir aileye mensubiyetten dolayı yani memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Onun için de geçmişine dua etmek gerekir diye Allah rahmet eylesin diye dua ediyoruz. Evet, Hacı Behzade hocamızın torunuyla birlikteyiz. Bir tanıtalım seyircilerimize sizi. Ali İhsan Küçük Aşçı. Tabir yerindeyse ben babam kızından torunu, annem oğlumdan torunu. Evet. Neler demek istersiniz? Bize nasıl mesajlar verirsiniz? Şimdi böyle bir dedeye torun olmaktan büyük bir şeref duyuyorum ben. Yıllar geçmesine rağmen hala canlı. Anılıyor. İnsanlar tarafından takdir edilen bir dedem diye torun olduğum için minnettarım. Fakat bugün dedemin birçok meziyetlerini biz tabii göremedik. Annemden, dedelerimden dinleyerek bugünlere geldik. Dedemin selam verme, namaza karşı önemi, efendime söyleyeyim, dünyaya hiçbir zaman meyil etmemeyişi beni kıptayla baktırıyor bu hareketlerine. Tabii insanların gönlünde taht kurmak, bir Hacı Behzade olmak bu meziyetlerden dolayı olsa gerek herhalde. İnşallah bunlara karşı dedemizin yolunda devamlı bizimle gidebilmek halinde olmamız lazım. Valla işte söyleyeceğim çok bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlardı. Çok sağ olun sevgili seyircilerimiz. Evet, Medeniyet Okulu programımızda gördüğünüz gibi Hacı Behzade hocamızı rahmetle anıyoruz. Çok güzel bir program hazırlanmış. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.